Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben. Hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili Ünal Güner. Ünal Güner'le kendimizi nasıl iyileştiririz diyeceğiz ve yine birçok teknikle muhteşem bir geceyi muhteşem bir şekilde saçlandıracağız. Kendimizi nasıl iyileştirebiliriz? Hoş geldiniz canlar, güzel insanlar. Bana diyorlar ki her gün yayını yapma. Ben her gün yayını yapmazsam sizi çok özlerim. Akşama kadar bile, her gün akşama kadar bile sizi gerçekten özlüyorum ve sürekli DM'deyim. Şu saate kadar bütün gün DM'deydim. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Evet canlar, sonuna kadar ayrılmayın sevgili Üstad Ünal Güner. Ben çok seviyorum onu. Kim bilir bize bugün neler öğretecek, neler anlatacak, nelerle bizi tanıştıracak. Evet, şifa kendimizde değil mi? Sevgili hocam geldi. Hemen onunla bir iletişime geçeyim. Hocam bir istek gönderebilir misiniz diyeceğim ama ben sizi eklemeye çalışayım. Evet, hemen gönderdim sevgili hocam. Onu okeylerseniz hemen alacağım. Teşekkür ederim canlar. Teşekkürler. Çok güzelsiniz. Merhabalar hocam. Merhabalar, Merhabalar. nasılsınız? Şöyle size göre ayarlayayım. Çok şükür, çok şükür iyiyim Evet. hocam. İyiyim, her şey yolunda. Siz nasılsınız? Çok şükür vallahi işte böyle birazcık geziler, çeşitli yerlerde böyle seminer, konferans gibi böyle bir şeylere gittik. Bazı tabii hazırlıklarımız var. Onları da inşallah yapıyoruz. Yakında böyle müjdeleri vereceğiz bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Tabii bir de seninle böyle güzel konularda ara sıra böyle sohbet ediyoruz. Güzel muhabbetleşiyoruz ve belki bir sürü dostların, arkadaşların sorularını yanıtlamak üzere de onun için dedik hazır olalım. Hani ayağımızın tozuyla geldik sohbete, muhabbete hazırlandık Ay yani. kıyamam can hocam. Estağfurullah. Ben biliyorum şeyden şimdi asistanlarınızla görüşüyoruz arada sırada ekiple yoğunsunuz. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bazen onlar bile takip edemiyorlar. Siz neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben bazen onlara mesaj atıyorum. Ya diyorum hocama bir hatırlatayım bakayım uygun mudur? Her şey yolunda mıdır? Size yazmıyorum. Hatta biraz önce aradım. Dedim valla hocam o kadar koşuşturuyor ki. Hadi bir arayayım bakayım. Unutmuş olabilirim bazen. Aramadığımda unutanlar oluyor. O yüzden sizi aradım tam yayın öncesinde. Evet, Evet. hatta şey yani işte birkaç gün önce yine böyle bir şehir dışına çıkmam gerekti. Hani diyorlar toplantı var mı? Diyorum ben daha şehir dışından gelmemin bir iki gün var. Onlar da bazen benle birlikte o anda yeni öğreniyorlar. Şimdi bu tabii ki bugünkü konuyla ilgili birçok kişi şunu merak ediyor. Yani evet bir rahatsızlığımız, bir sorunumuz var ve bunlarla ilgili de bazı işte şeyler öğrendik, idrakler, farkındalıklar var ama şimdi nasıl kendimizi iyileştireceğiz, değil mi? Yani birçok kişinin merak ettiği, belki bu alanda da bir sürü yayınlar dinliyorlar, bir sürü seminerler, bir sürü kitaplar okuyorlar. Tamam da hala devam eden bir konu varsa biz o zaman neyi anlayamadık, neyi fark edemedik? Belki bu konularla hem böyle birazcık sohbetler, muhabbetler yapalım. Şimdi öncelikle bazı kişiler de şöyle diyorlar. Ya ben bunu zaten çok iyi biliyorum, anladım ama hala iyileşmedim. Hayır diyoruz. Gerçekten tam idrak olduğu anda iyileşirsin. Bakın, şimdi buranın altını çiziyoruz. Öyleyse tam olarak idrak edememenin arkasında anlamış zannetme var. Ve birçok kişinin de en önemli noktası biliyorum zannediyor. Ben o konuyu biliyorum. Ben onunla ilgili bir kitap okumuştum. Öğrendim, biliyorum. Bu belki hepimizin kurtulması gereken en önemli nokta. Şu biliyorum halinden özgürleşmek. Hatta bazen seminerler, konferanslar oluyor. Yani benzer isimlerle 3-4 ayrı yerde seminer ve konferans vermişim ama hepsi başka bir şey. Şimdi birisi diyor ki ya ben o konuyu dinledim, o konuyu biliyorum. Ya ben bilmiyorum ki diyorum ne anlatacağımı. O Biliyorum başlığın en büyük altında, tuzak. En büyük evet, tuzak. yani o konunun, o başlığın altında o gün orada kimler var? Kimlerin hangi talebi var, hangi istekleri var ve onların belki yüzü suyu hürmetine bizim de öğreneceklerimiz var. Aktarıyor olmak demek, biliyor olmak demek değil. Bizle evet bir ana başlıklarla ilgili belki bir farkındalığımız olsa da
o anın belki şu anda izleyen insanların kendi içlerinden sordukları, fark etmek istedikleri, çözüm aradıkları konularla ilgili de bizlerin belki bir ilhamla öğreneceklerimiz var. Yani biz de anlatırken öğrendiğimiz bir sürü şey var. Öyleyse bugün bizi dinleyen dostlarımızın, arkadaşlarımızın da ya ben şunu biliyorum, bunu biliyorum, zaten bunları çoktan öğrendim, bunlarla ilgili çok kitap okudum demekten ziyade yani ben bu konuyu şimdi ilk defa öğreniyorum, ilk defa böyle bir şey duyuyorum diye izlemeleri onların daha hayrına ve faydasına olacak. İnşallah. Evet, şimdi tabii bir beden nasıl bir sistemle önce hasta oluyor? Şimdi her birimizin öncelikle bir ışıksal, ruhsal bir tarafı var ki önce orada başlıyor. Ve ışıkta başlayan kesim, durum, ondan sonra bizim diyelim ki auramıza, oradan hücrelerimizin auralarına, enerji alanlarına, oradaki elektriksel sistemlere ve oradan duygu ve düşüncelerimize aksediyor. Şimdi hem aşağıdan hem yukarıya ve çeşitli duygu ve düşüncelerimizle şöyle bir sistem başlatıyor. Şimdi diyelim ki herhangi bir kişi bir konuda zorlanıyor. Bir üzüntü yaşıyor, bir kızgınlık, bir öfke hali yaşıyor. Onun yaşadığı duygu haline göre hangi organla ilgiliyse ki bunu 5 elementle ilgili YouTube videolarımda birçoğu belki arkadaşlarımızın izlemişlerdir. Hangi elementin, hangi diyelim ki organ sistemiyle, hangi meridyen sistemiyle bağlantılı olmasına göre kişi bir anda nefesi kesiyor. Ve oraya oksijen yollamamak üzere yavaş ve kısıtlı bir nefes almaya başlıyor. Ve bunun içinde tabii yaptığı bir sürü şeyler var. Az su içiyor, az mineral alıyor. İşte diyelim ki o anda duygu ve düşünceleriyle çok yoğun oksijen ve ışık kullanıyor ve bundan dolayı diyelim ki bedeninde fazla enerji bırakmıyor. Bir sürü hani eylemler yapıyor ama önce oluş mekanizmasını görürsek ondan sonra nasıl iyileştireceğimizi yani doğru teşhis varsa o zaman iyileştirmek çok daha kolay olacak diye temelden başlıyoruz. Ve oksijen yollamayı kestiğinde de kişi bu sefer öncelikle ciğerlerinin alt bölümlerine, orta ve alt bölümlerine oksijen yollamayıp karbondioksiti tekrar tekrar solumaya başlıyor. Hatta birçok şimdi nefes çalışması yapan kişiler nefes antrenmanlarını yaparken bunları yaptıklarında kendilerini iyileştiriyorlar. Fakat duygu ve düşüncede iyileşmeyi yapmadıkları takdirde tekrardan benzer rahatsızlıklar meydana geliyor. Çünkü önce ne dedik? Işıkta, ruhumuzda, özümüzde, potansiyelimizden bedenimize aktardığımız yerlerde bazı rahatsızlıklar meydana geldi. Ve oksijen alamayan hücreler, tabii oksijen neyle taşınacak buraya? Suyla, mineralle, kanla yaşayın. Hatta sağlıklı ve güzel yaşayalım. Kendimizi iyileştirerek yaşayalım. Hücreler bu sefer oksijen alamadıklarında ne yapıyorlar? İçindeki belli enerjiyi, ışığı tüketene kadar kullanıp daha sonra enerjisiz kaldıklarında işte o hücre ya da o organla ilgili rahatsızlıklar ve hastalıklar başlıyor. Bu hastalıkların hani son aşaması ölüm, ondan bir önceki aşaması ise oksijensiz ilkel bir solunuma geçme sistemi. İşte bu ilkel solunuma geçme sisteminde modern tıp kanser diyor. Ondan önceki çeşitli durumlarda hücre kurumaları meydana geliyor. Ve bu hücre kurumalarında işte hani sadece ciltteki hücre kurumaları olarak düşünmeyin. Yani yok egzamadır, yok işte hani cilt döküntüleri vesaire gibi düşünmeyin. Kişinin midesinde de kurumalar meydana geliyor. Asit dengeleri bozuluyor.
Kişinin kalın bağırsaklarında kurbalar meydana geliyor. Bu kalın bağırsaklardaki kurumaları engelleyebilmek için vücut orada çeşitli sıvılar salgılayarak, mantarlar yaparak kendini korumaya çalışıyor. Aslında birçok hastalık semptomları da bedenin kendini iyileştirebilmesi için aslında bir önlem olduğunu da bu arada hatırlatalım. İpucu gibi sanki. Evet. Hem ipucu hem de aslında yaşayabilmek için bir mücadelesi. Mesela birçok bugün astım rahatsızı olan, akciğer rahatsızlıkları olan, nefes almada sorunu yaşayan insanların aslında yeteri kadar beden oksijen almadığında, yeteri kadar bu sefer almaya kendini açmadıklarında su ve tuz dengesi bozulur. Özellikle hücreler içerisinde bu potasyum sodyum dengesi diye bir denge mevcuttur ki her hücremizde bir hidroelektrik santrali ile elektrik üretilir. Ve bu potasyum sodyum dengesiyle oluşur ki düşünün bedenimizde eğer 30 trilyon civarında bir hücre varsa işte bu kadar hücrenin içerisinde bu kadar elektrik santralimiz vardır. Her bir hücre kendi elektriğini normal yoldan üretecek sisteme ve güce sahiptir. Fakat siz yeteri kadar hayattan almaya kendinizi kapatırsanız, yani hayatı sevmezseniz, onaylamazsanız, bir şekilde size akan ve aktarılanlarla ilgili almaya kendinizi kasarsanız, işte o zaman hücreleriniz de almamak üzere nefesi kesersiniz, su içmeyi kesersiniz, vücudunuza tuzlar, mineraller, vitaminler almayı kesersiniz ya da çok iyi alıyoruz zannettiklerinizi bile hazmedip sindiremez hale gelirsiniz. Aslında her birisi ama işte o duyguların, düşüncelerin potansiyelimizden, ışığımızdan akan olumlu ya da olumsuz, dengeli ya da dengesizsini bozmuş olan frekanslardan kaynaklanır. Şimdi öyleyse bizim bir besin kaynağımız var ve biz hücrelerimizi besleyemediğimizde hücrelerimiz hastalanıyor. Peki nedir bu besin kaynakları dediğimizde? Yıllardan beri belki üzerine basa basa anlattığımız çok basit bir sistem vardır. Bir bitki, bir çiçek, doğadaki herhangi bir canlı nasıl besleniyorsa biz de öyle besleniyoruz. Şimdi bir ağaç neyle besleniyor? Bir ağaç suyla besleniyor, değil mi? Ağaç yani toprağın içindeki suyu emiyor. Peki bu suyu emerken başka ne emiyor? Toprağın suyun içinde erimiş olan minerallerini yani tuzlarını emiyor. O zaman su, tuz ne yapıyor? Havayı alıyor. Değil mi? Havayla besleniyor, oksijenle besleniyor ve ışıkla besleniyor, gün ışığıyla besleniyor. Ama bunun dışında da işte o gerek rüzgarların bir hareketiyle bir canlılığını sürdürüyor. Bakın ne kadar basit. Yani bir ağacın, herhangi bir hayvanın, herhangi bir canlının beslenmesinden bizim beslenmemize farklı olabilir mi? Hayır. Öyleyse bizim de hücrelerimizin içerisine sadece suyun içinde erimiş olanlar girebiliyorsa, öyleyse ne yerseniz yiyin ancak suyun içinde çözülebilenler hücrenin içine girebiliyor. Sadece yağlar bunun dışında kalıyor ki o da zaten hücre zarlarımızı oluşturuyor. Çok basit yani hiç anatomi, fizyoloji bilmeyen ya da çok yüksek anatomi ve fizyoloji bilenin de daha iyi anlayabileceği doğanın döngüsüyle anlatıyoruz onun için. Yani bir çoban da bir bitkiyi seyrederek bunu anlayabilir. Bir fizyoloji profesörü de bakın bu sistemle baktığında aa evet ya gerçekten bu kadar basit diyebilir. İşte bizim bedenimizin öyleyse ihtiyacı olan şeyler bir su, iki hava, oksijen, üç suyun içinde eriyerek bize aktarılacak olan mineraller, tüm vitaminler yani ekmek de yese kişi, et de yese, sebze de yese suyun içinde eriyebilen ancak hücrenin içine aktarılacak. Kalanı işte diyelim ki dışkı olarak atılmak durumunda. Müthiş.
Şimdi öyleyse tabii ve bununla ilgili hareket ve bu hareketlerle birlikte de hücremizin içinde, hücrelerimize doğru ışığın taşınabilmesi. Peki bu ışığı ne taşıyor dersek, işte bunu bizim bir aldığımız nefesin içinde oksijen taşıyor. O oksijeni su taşıyor ve suyu da hücrenin içerisinde tuzlu su tutabiliyor. Bakın ne kadar yine güzel bir denge. Şimdi tabii bazı hekimler yanlış okudukları kitaplardan dolayı birçok kişilere aman sakın işte çok fazla tuz kullanmayın, çok fazla şunu yapmayın. Hayır değil. Her birisini gereği kadar sağlıklısını ve faydalısını onun için özellikle almak durumundayız. Bedeni doğru ve iyi besleyebilmek için. Tabii bu tuz, billur tuz filan o paketlenmiş tuzlar değil. Evet. Yani bütün o akarlar yani içine emülgatör katılmış olanlar, dışarıdan iyot karıştırılmış olanlar veyahut da diyelim ki rafine edilmiş, doğallığından uzaklaşmış olanlar tabii ki değil. Onun için ister sağlıklı, iyi elde edilmiş bir kaya tuzu olabiliyorsa iyi bir kristal tuz ya da Himalaya kristal tuzları olabilir. Çünkü gerçekten denizin içinde o doğallıkla yetişmiş ve sıkışmış olan bedenimiz ve hücremiz için en iyi. Tabii ki suyun kalitesi çok önemli. Mümkünse nano kümeli canlı sular çok önemli. Tabii ki havanın temiz ve güzel oksijenini iyi yine yaşayın. İyi bir şekilde alabileceğimiz güzel, verimli bir havanın olması ama bunu da doğru ve dengeli bir şekilde doğru nefes teknikleriyle alabilir durumda olmamız lazım ki bugün çok şükür her şehir ve kasabamızda artık nefes terapistleri var. Mutlaka kendi kasabanızda, şehrinize gidin, nefes terapileri alın, öğrenin. Yani en kötüsü bile mutlaka size yardımcı olabilecek bir bilgiye sahiptir. Çünkü halkın %90'ı nefes almayı bilmiyor. En azından orada ki tabii çok iyileri de var. Araştırın, bulun kendi kasabanıza, kendi Hatta şehrinize. YouTube'da bile var şimdi hocam. Evet. Oradan da kalplerine uygun olanları seçebilirler. Evet. Bu çok önemli. Nefes alabilmek çok önemli. Doğru suyu doğru şekilde kullanabilmek önemli. Ve gelelim şimdi ışığa. Peki biz ışığı nereden alıyoruz? Tabii ki özellikle varlığımızın, ruhumuzun ışığı an be an aktığı gibi yerin de enerjileri ışığıyla besleniyoruz. Ama biz aynı zamanda nefesin içindeki, oksijenin içindeki taşınan ışığı da alıyoruz. Onun dışında besinlerin içerisinde, taze yediğimiz besinlerin içerisindeki ışığı da alıyoruz. Yani bir arı bal yaparken tesadüfen üzerini mumla kaplamaz. Çünkü içine bitkiden aldığı ışığı, çeşitli o minerallerle birlikte aldığı ışığı koruyabilmek için üzerini mumla kapatır. Onun için mümkünse balı ben mesela petek tercih ederim. Çok az hani o çam ballarında falan bazı durumlardan dolayı kullanırım ama çoğunlukla petek balı tercih ederim. Neden? Çünkü içindeki ışığı muhafaza etsin diye. Öyleyse bir meyveyi soyulmuş şekilde çok uzun süre bekletmemeye özen gösteririm. Mümkün oldukça dalından koparılıp yemeye ya da çok kısa bir zaman geçtiği halde yemeye. Çok uzun süre beklediğinde içindeki ışığı ve enerjiyi kaybettiğini düşünerek. Mümkün oldukça çiğ, az haşlanmış ve taze şekilde bir gıdayı almaya özen göstermek önemlidir. Bakın neden? Çünkü içindeki ışığı ya hayır vitamin ölüyor, mineral hayır bundan bahsetmiyorum. Bakın. Tazelik onun için birçoğumuzun hoşuna gider. Ve o tazeliğin içinde ışığı ne kadar çok barındırdığını şuuraltınız bilir. Kalbiniz bunu bilir. Onun için mesela şimdi gidin bir elmayı dalından koparın, yiyin. Bir de buzhanede en iyi şekilde muhafaza edilmiş bir elmayı Tabii. yiyin. Arada bir fark var ama ne bu ya? İşte aynı elmayı yiyorsun. Çünkü oradaki
ışığın tazeliğini tadan bir tarafım var. Onun için galiba dondurulmuştan çok kurutulmuş meyveler ve Evet. sebzeler daha Evet. kıymetli, Tabii. değil mi? Mesela işte diyelim ki bir kayısı, bir incir, bir hurma ne yapıyor? Gün ışığını içine absorbe ettirilerek kuruturuluyor. Ve ışığın tüm bilgeliğini absorbe ediyor, değil Evet. mi? Ama tabii buralarda mümkün oldukça hani kükürtle yapılanlar değil. Mesela diyelim ki kuru kayısıda gün kurusu vardır. Direktman hani serilerek yapılır. Bir de kükürtle işte sarartılarak hani o pembeleştirilerek daha böyle canlı, daha güzel gibi görünmesine rağmen ışığı daha az emmiş kükürtle kurutulmuştur. Bunları değil yani oralardaki tabii ince bilgilere özen gösterip dikkat edeceğiz. Şimdi bir şekilde canlı taze besinler besleniyorsak bu sefer canlı taze sohbetler yapacağız. Şimdi bir kişi eğer içindeki ışığı az ise dışarıya da bu ışık az yansıyacak. İfadelerinde de, eylemlerinde de, sohbetlerinde de, muhabbetlerinde. Bakın sadece beslenme ile muhabbetin bağlantısını kurduk. Tabii ki bu ışık azaldığında insanların o enerji meridyenlerin içinde hani Uzak Doğu'da akupunktur bilgeliği diye aktarılan işte bize çeşitli yoga, meditasyonlar ya da işte qigong, tai chi gibi sistemlerle hareketlendirerek o meridyenleri açma, streçlerle açabilmenin yolları aktarılan bir sürü sistemdeki o meridyenler içinde dolaşan ışığın ve enerjinin açılabilmesi, trafikte tıkanan yerlerin açılabilmesi için bu sefer belki bir sürü şey gerekebilir. Bunların başında doğru, güzel esnetmeler, esneklikler, iyi ve güzel bir şekilde gün ışığını alabilmek. Bugün gün ışığını bize D vitamini diye hani özetlediler, koydular. Ama böyle değil tabii ki. Yani evet o bir kısmıdır ama gün ışığından, ışıktan bizim bir sürü farklı farklı beslenme yol ve sistemlerimiz vardır. Ama aynı zamanda bilgi de bir ışıktır. Şuurlanmayla ilgili alışverişlerimiz de bizde bir ışıktır. Bir farkındalık, bir bilginin, mesela şu anda bir şey anlatıyoruz, bir farkındalık uyanıyor değil mi? O anda bir şimşek çakıyor. Ha diyor, buymuş. O anda da bir ışık patladı. O anda da varlığından, ruhundan sana akan belki bir ışık ile bir sürü kurduğun bağlantıyla beynin içindeki nöronlardan bir sürü elektrik kıvılcımlarıyla sen bir idrak haline geldin. Işık akmaya başladı. Birçoğunuzun beyninde, duygularında, düşünce sistemlerinde sıkışıp kalmış, donmuş ışık partikülleri var, fotonlarınız var. Bunların harekete geçebilmesi sizin idrak ve şuur alanlarınızla ilgili. Peki öyleyse şimdi bu tespitlerden sonra bunlar rahatsızlığımızın tespitleri ise peki nasıl iyileştiririz dersek sadece yolları açarak deriz. Değil mi? Yani duygularımızın içinde, düşüncelerimizin içinde, varlığımızın ya da o meridyenlerin içerisinde ışığın gezmesine müsaade ederek. Şimdi hangi organ beslenemiyorsa o meridyen tıkalıydı. O meridyenin tıkanabilmesi için nefes almadın, ışık almadın, su içmedin, yeteri kadar duygu ve düşüncelerinle kendini beslemedin. Öyleyse bunun tersini yaptığında iyileşmek, bunu tıkamayı devam ettirdiğinde daha kötüye gitmek olacak. Hastalığın adının, şeklinin hiçbir önemi yok. Bakın. Bütün rahatsızlıklar için olan bir kısımdan bahsediyoruz. Yani sen bedenini, hayatını yeteri kadar besliyorsan sağlıklısın. Müthiş. Besleyemiyorsan sağlıksızsın. Grip Şimdi için bile böyle değil mi? evet. Nezle grip için bile Tabii ki böyle. Hani şimdi yok böyle. efendim bu işte moda virüslerle alakalı bilmem ne, normal griplerle bilmem ne. Hepsi böyle. Hepsinin tabii ki ne dedik bakın bir duygusal sebebi var. Evet. Düşünce kalıpları ve sistemleriyle ilgili bir sebebi var. Ama bunlardan dolayı bedende ne oluyor? Bağlantılarını kuruyoruz. Şimdi Louis Hay'in yıllar evvel çok güzel bir kitabı vardır. Düşünce İşte gücüyle tedavi evet mi? hem düşünce gücüyle tedavi hem de hani hastalıkların zihinsel nedeni diye. Şimdi güzel bir ilham kitabıdır, faydalıdır. Fakat
Şimdi bizim ülkemiz insanlarına sadece hani ezber ve bu sistem yeterli değildir. Mekanizmasını anlamak önemlidir. Yani mekanizmasını anladığı andan itibaren artık kendisi hangi rahatsızlığa, hangi duruma baksa görüp okuyacak bir hale gelir. Ama başlangıç için mesela gerçekten çok kıymetli bir adımdır, başlangıçtır. Allah rahmet eylesin, birkaç sene evvel vefat etti ve sonuna kadar da bilgilerini aktaran bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Hakikaten çok büyük iki eser Hizmetleri, hocam. evet, çok Evet. önemli hizmetleri olmuştur gerçekten. Ama bunu bir basamak, bir başlangıç olarak alarak şuraya gelebiliriz ki bedenimizde aslında bir uyumla sağlık, uyumsuzluğunda ya da dengesizliğinde de bir hastalık durumu söz konusudur. İşte o uyumsuzluk durumlarında aslında yolların, sistemlerin kapanmasından söz ederiz. Onun için Uzak Doğu bu işi binlerce yıl önce çok basit bir yolla çözmüşler. Demişler ki biz buradaki tıkanan enerjilere iğnelerden bir musluk koyarız. O musluklardan enerjileri direne ederiz. Ya da işte herhangi bir yere enerji takviyesi lazımsa da oraya yine altındır, gümüştür bilmem ne iğnelerle takviye yaparız. Dışarıdan bunları besler. Artı eksi elementlerle de tavsiyeler veririz. Kişiyi iyileştiririz demiş. Şimdi bazı tabletlerde 6000 yıl öncenin bir sağlık sistemi ele geçiyor. Yani bir doktorla akupunktur uygulayıcısı bir doktor ile hastası arasında. Şimdi sistem şu şekilde ki kişi diyelim ki 3 ve 6 aylık periyotlar halinde doktora geliyor ve kontrolleriyle akupunktur yaptırıyor. Ve bunun için bir ücret ödüyor. Fakat ola ki şeylerde aslında 6 ay, ola ki kişi aralarda hasta oldu. Nezle oldu, grip oldu. Başı ağrıdı, bilmem ne oldu. Doktora gidiyor ve doktor onu ücretsiz iyileştirmek durumunda. Sebep ne biliyor musunuz? Doktor bir şey eksik yaptı. Enerjisini iyi dengeleyemedi. Bu kişinin enerjisini iyi sağlatamadı. Bir yerde bir şey atladı. O zaman o doktor onu ücretsiz iyileştirmek durumunda. Şimdi 6000 yıl önceki sağlık sigortasına bakın. Bugün herhangi bir hastanemizde, dünyadaki herhangi bir klinikte böyle garanti verecek bir sistem var mı diye soralım. Şimdi demek ki bir bilgelik var ve bu kadim bir bilgi. Peki biz şimdi bu bilgileri hayatımızda bugün uygulayabilir miyiz? Evet. Şimdi tabii ki dayatılan öyle sistemler, öyle şimdi hani böyle bir moda davranışlar var ki şimdi bu anlattıklarımız tabii bir kısım kişiler için yani hani o kadar da değil. Bak adamlar patır patır işte virüsten şundan bundan gidiyorlar. Bilmem neler ne oluyor. Yani öyle bambaşka bir perspektiften şimdi bakmaya zorlanarak öyle değişik inanç kalıpları kişilerde oluştu ki tam da zaten özellikle gribal enfeksiyonların temelinde yatan düşünce kalıbıyla vuruluyorlar. Yani orada da şöyle bir şey vardır. Birileri oldu ben de olurum. Yani bu zaten bana her yıl olur. Bakın böyle bir düşünce kalıbı. Ben her yıl grip olurum diye bir ifade kullanan kişi olur. Ya da ona sebebiyet verecek olan şey 3-5 tane işi yetiştireyim, hadi şunu da yapayım, bunu da yapayım. Zamanla kavga ettiğin zaman da işte o acele sistemleriyle ilgili hapşuruklar, işte diyelim ki nefes sistemlerindeki tıkanmalar birdenbire ortaya çıkar. Demek ki bakın orada o acele eden zamanı birkaç tane işi bir zamanın içerisine sığdırmaya çalışan kişi hop nezle oldu. Neden? Çünkü sen şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım. Ya bırak gel buraya. Sakin, kolayla güzel güzel şey yapalım. Ve emin olun onu fark ettiğimiz anda bir anda diğer tarafa geçebiliyoruz. Şimdi hepimizin
zaman zaman. Ah şunu da yapacaktım, bunu da yapacaktım. Dur bak şimdi zaman kaçıyor, şuna yetişeceğim. Sen zaten bedenin savunma sistemini bu şekilde yaparken nefesi kestin. Burundan sıvı gelebilmesi için o acele şeylerinden iltihaplandırdın. Vücut kendini bu duygu halinden, zamanla kavga ediyor halinden koruyabilmek için hem sana mesaj veriyor hem de kendini bir şekilde iyileştirmeye çalışıyor. Şimdi mesajı almadı kişi, şimdi burnu aktı. Şimdi bu durumdan dolayı kendini suçlayıp kızmaya başladı ya da içsel bir ağlamaya geçti. Hayda hop geniz akıntısına geçiyor. Bakın her bir şeyin şimdi hem duygudaki, şimdi bunu düşünceden gidelim, olaydan gidelim. Her bir tanesi mükemmel bir sistemle davranıyor. Aa, geniz akıntısına gitti. Bu sefer akciğerlerde işte diyelim ki bronşlar dolmaya başladı. Öksürük başladı. Aa, şimdi dışarıyla, hayatla, aile sistemimizle bu sefer küçük alışverişlerimize sorun ve problemler görmeye başladık. Ve bu durumu alamadığımız için bu sefer solunum yolları bize kapımızı çaldı. Aa, dinle beni bak, eğer bunu duyarsan burada halledelim. Ama olmadı. Bir öteye geçiyor. Bu sefer orada mikroorganizmalar üreyip o mikroplarla da mikroorganizma ya da virüslerin yol açtığı çeşitli rahatsızlıklarla da vücut savaşabilmek üzere bu sefer bütün askerlerini oraya yığıyor. Bu sefer o çıkan savaş ve kavganın ateşinden, bombardımanından kişinin sıcaklığı yükseliyor. Ateşi yükselmeye başlıyor. Aa, ateş yükseldi. Hemen ateş düşürücü yapalım diyor. Ya tamam da orada bağışıklık sistemlerin bak şu anda buna ihtiyacı var. O ateş de zaten oracıkta onu halledecek. Hani yukarıda bak sinüslerde halledemedik. Bilmem nerede halledemedik. Belki işte hani boğazda şurada halledemedik. Gel şurada halledelim. Bu sefer vücudun direncini düşürücü, ateşini düşürücü, ateşkes sağlayıcı. Düşman ateş edebilir ama sen ateş edemezsin. Ateşini kes diye belli şeyler yapılınca bu sefer bizim dost birlikler, kendi askerlerimiz cephede silah teslim yaptıkları, yapıp teslim oldukları için bu sefer savaş kaybediliyor. Hayda, vücut iltihaplarla, çeşitli rahatsızlıklarla bu sefer yatak döşek yatmaya başlıyor. Hadi ne yapalım bu sefer? Antibiyotik yapalım. Oralara atom bombaları yollayalım. Bu Oy sefer oy oy. evet, bu sefer oradaki düşman askerlerini evet öldürecek anti canlılar yani canlı yok ediciler yolladığımızda bu sefer yine silahlarını teslim etmiş bizim askerlerimiz en azından canlıydı. Başka bir şekilde hani ellerine silah verip savaşıp savaşı kazanabilecek şeylerimiz bu sefer attığımız bombalarla hem düşman askerleri hem bizim askerlerimiz ölüyor. Fakat enteresan bir şey oluyor. O bir iki tane sağ kalan düşman askerleri başka yerlere yığınak yapıyorlar. Terörist muamelesiyle orada işte diyelim ki kamplar, çadırlar, mağaralarda yerleşiyorlar. Bir dahaki sefer herhangi bir zafiyet ve hasar anında bir terör eylemi bedende yapabilmek üzere müthiş bir ağ kuruyorlar. Saklanıyorlar. Evet. Ondan sonra ya küçücük bir rüzgarda İşte üşüttük, hasta olduk, bilmem ne oldu. Tamam mı sen bütün o bağırsaktaki tüylerini yok ettin, faydalı bakteri sistemlerini yok ettin, vücudun işte ajan mekanizmalarını nereden tespit edip de onları gidip temizleyecek sistemlerini devre dışı bıraktın, ülkenin sınırlarını açtın, artık düşman herhangi bir şekilde kolaylıkla girip çıkabilir hale geldi. Özellikle bu zannediliyor ki sadece bu moda virüslerle ilgili şu anda bir biyolojik saldırı var. Bu biyolojik saldırıdan çok daha önceleri, 10 yıllardır şimdi çeşitli biyorezonans ve hani non-lineer çeşitli ölçüm cihaz ve sistemleriyle yaptığımız ölçümlerde insanlarda mesela hepatit polip yapıcı çeşitli rahatsızlıklar, herpesler, çeşitli cinsel rahatsızlıklar, bağırsak içlerindeki çeşitli bakteriler, bunların
mutasyona uğrayarak bedenlerde bol bol bulunduklarını görüyorduk. Şimdi diyelim ki bir eşarya koli var ama şimdi artık o bildiğin değil. Papilloma virüs var ama o bildiğin papilloma değil. O başka bir şekle evrilmiş. Yani herpes dudakta uçuk yapar. Ama bu 2, 3, 4, 5, sekonder 8. Ya bu ne zaman bu kadar arttı? Çünkü her bir tanesiyle ilgili aslında genetik müdahaleler yapılarak bedenlerde birçok rahatsızlığa zemin hazırlandı. Ve kişi de eğer zaman içinde antibiyotikler kullandıysa bağışıklık sistemi zayıfladı, düştüğü için bu sefer herhangi bir rahatsızlığa karşı yelkenleri çok kolay indirip bu sefer hastalıklar kolaylıkla bedeni ele geçirmeye başladı. Şimdi bizim de mesela çeşitli sağlıkla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bir sürü mesela fitoterapi ilaçlarına, besin takviyelerine mesela danışmanlık yapıyorum. Çeşitli biyorezonans cihazlarının Türkiye'de ve dünyada üretilmesiyle ilgili mesela danışmanlıklar yapıyorum şu anda. Bunlarda şunu gördük. Hastalıklar ve rahatsızlıklar o kadar hızlı gelişip artıyor ki şimdi buralarda artık hani bildiğimiz birçok sistemler, geçmişteki bildiğimiz birçok sistemler yetmez oldu. Şimdi çok enteresan. Bundan 100-150 yıl önce herhangi birisi bir soğuk algınlığı yaşadığında 5 ile 7 adet arası karabiber yutması yeterli. Bakın bu kadar basit. Onun verdiği ısıyla daha da vücut ısısını arttırıyor, hararetini arttırıyor ve o artan ısı savunma sistemlerinin mikroorganizmaları öldürerek yok etmesini kolaylaştırıyor. Onun için yani hipotermi ve işte diyelim ki çeşitli ısı değişimleri, arttırımları ve düşümleriyle ilgili bugün dünyanın birçok yerinde bir sürü iyileşme yol ve yöntemleri var. Hatta özellikle ağır kanser vakalarını vücutta belirli sistemlerle ısıyı arttırarak tüm kanser hücrelerini çok kısa bir zaman içerisinde tamamen yok eden sistemler var. Bakın, saatler içinde bahsediyorum. Bunlar var. Araştırsınlar dostlarımız. Onun dışında çeşitli enzimler, çeşitli virüsler, çeşitli bakteriler bedene evet aktarıldı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi geçmiş aşılarda kullanılan nagalazdı. Şimdi nagalaz diye özellikle otistik çocukları olanlar ve şu anda ailelerine kanser olanlar nagalaz diye taratıp bu konuyla ilgili onun için bilgi alsınlar. Bu da yine bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatarak çeşitli vücuda giren hani yabancı düşman hücreler, virüslerle savaşmamızı engelleyen bir sistemdi. Bağışıklık sistemimizi düşürerek bu sefer herhangi bir kanser hücresinin oluşmasına engel olamamaya sebep oldu ve özellikle çocuklarda da ya da hamile kadınların da otizmli çocuklar doğurmasına sebep oldu. Onun için özellikle otistik çocukları olanların bu konuda araştırma yapmasını tavsiye ediyorum. Bu konuda şimdi Türkiye'de de çeşitli ithal edilen güzel bazı besin takviyeleri olduğunu biliyorum. Onları yapan, üreten Japonya'dan, dünyanın birçok yerinden şu anda bunları getiren, hatta moda virüslere karşı kullanılan sistemlerinde şeylerine, kaynaklarına ulaşacaklar. Yani bir sürü fayda için dünyada, Türkiye'de çalışan insanlar da var. Ve bu nagalaz enzimini yok eden bazı besin takviyelerini enteresan bir şekilde üreten fabrikalar ve firmalar 2019'un şöyle söyleyeyim, Temmuz'la Kasım ayları içinde hepsi kapatıldılar.
Bu çok enteresandı. Yani o zaman tabii anlamıyoruz neden bunları kapatıyorlar. İngiltere'de 2 milyar dolarlık bir fabrika kapatıldı. Bakın İngiltere'de. Aynı şekilde Belçika'da. Aynı şekilde bir tek Japonya'daki kaldı şu anda. Japonya dedi ki hayır dedi biz dedi kendi şeyimizi korumak için devam edeceğiz. Onlar şu anda Ukrayna'ya işte diyelim ki bazı Avrupa ülkelerine şu anda satışlar yapıyorlar. Zannediyorum Rusya da alıyor onlar da ama Türkiye herhalde almayı kabul etmedi. Öyle bir bilgim var. Çünkü Nagalaz'ı yani daha doğrusu bizim savunma sistemlerine bloke edici sistemler engellendiğinde durum tamamen değişiyor. Onun için hani bu konuda rahatsızlıkları olanlar ya da etrafında olanlar hani bu konuda yurt dışı kaynaklarda da var, yurt içi kaynaklarda da var. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapabilirler. Dünyada da bu konuyla ilgili enteresan bir şekilde çalışma yapan kaç doktor, hekim ve alternatif tıp uzmanının ortadan kaldırıldığını da tabii ki görecekler. Enteresan bir şekilde. Bu da işin ayrı bir tarafı. Savunma sistemine müdahale edilmesi insanlığa yapılmış olan en büyük düşmanlık bence. Evet, tabii. Zaten bedenlerimiz bütün bunları halledebilecek güçte ve durumda. Evet. Şimdi tabii bizim işimiz bu taraf değil. Biz şimdi manevi tarafın bilgisini vermek için burayı malzeme olarak kullandık. Peki neden bunlar meydana geliyor? Neden insanların şu anda diyelim ki dışarıdan çeşitli müdahalelerle savunma sistemleri zayıflatıyor diye biz bakacağız ki aslında kendi varlıklarının alanlarını koruyamayıp, kendi alanlarını belirleyemeyip uyanamamakta direnenler için dışarıdan bu müdahaleler geldiğini söyleyebiliriz. Hiçbir İşte bu. şey tesadüf değildir. Yani aa bak adamlar bunu yapıyor bilmem ne yapıyor bunları suçlamak değil. Şimdi bunların yapılmasına neden ihtiyaç duyuldu? Ben böyle bir durumu niye hak ediyorum diye bakıp ya da herhangi bir hastalık ya da rahatsızlıkla buluşuyorsak şimdi buradan kendimize düşen payı alırsak önce duygu ve zihinde ya da bir uyanışta farklılık olacak ve biz sürüden ayrılarak yani bu güdümlerin altında kalan, bu bombardımanın altında kalan sürüden ayrılarak kendimizi gerçekten iyileştirebilecek bir duruma geleceğiz. Peki neden iyileşeceğiz? Değil mi? Yani iş sadece bedeni iyileştirmek mi? Yani ya da sadece bedensel bir rahatsızlığı olmayan bir insan iyi mi? Hayır. Çünkü biz gerçekten mutlu olduğumuzda, biz gerçekten bir huzurun içinde, bir kucaklanmanın eminliğinde, güzelliğinde olduğumuzda hayatımız içinde başarılıyız ve kendimizi iyi hissettiğimizde iyiyiz. Çünkü bir insanın duygusu, zihni, ruhu, bedeninden ayrı mı ki? Çünkü bugün duyguda ve düşüncede hastalıkları olanlar, yani geriye kadar mutlu olamayanlar, şikayet edenler, kızgınlık ve öfkeleri olanlar eninde sonunda bedenlerini de hasta etmek durumunda kalacaklardır. Bugün belki yaşı gençtir, çok iyi spor yapıyordur, şunu yapıyordur, bilmem ne yapıyordur. Evet, bugün koruyorsundur ama eninde sonunda eğer duygu ve düşünceni iyileştirmediğinde de bedende çeşitli semptomlarla karşılaşılabilir. Öyleyse hani biraz önceki anlattığımız gibi ışığımızı çoğaltmak, mümkün oldukça dengeli, sakin, hedeflerimizi belirleyerek neredeyiz ve nereye gidiyoruz? Nelerle karşılaşıyoruz? Nelerle buluşuyoruz? Ve buluştuklarımız gerçekten bize tat veriyor mu? O tatlı olayın içerisinde miyiz? Şahit olduklarımızı dışarıyı değiştirmek için mi? Yoksa dışarıda gördüklerimizden kendimizi dönüştürmek için mi fayda sağlıyoruz? Birisi yardım talep ettiğinde orada mıyız? Ve o talebi yerine getirirken mutlu olabiliyor, huzur duyabiliyor muyuz? Paylaşımcı mıyız? Vermekten ve almaktan gerçekten dengeli bir şekilde tad alabiliyor muyuz? Birisini mutlu ettiğimizde, bir kişiye bir şey verdiğimizde
O verdiğimizin karşılığında güzel bir dua ve bir şükür aldığımızda mutlu olabiliyor muyuz? Ama aynı zamanda da bize birisi bir şey verdiğinde mutlu olarak ondan gerçekten aldığımızı bilerek, kabul ederek ve fark ederek güzel bir duayı ve şükrü yapabiliyor muyuz? İşte yani alış ve verişin her iki tarafında da dengede miyiz? Bunları yapabildiğimiz ölçüde aslında hepimiz adının ne olduğu hiç önemli olmayan tüm rahatsızlıkları iyileştirebilir ve güzellikle, sağlıkla, iyilikle buluşabiliriz. Şimdi de sorular için söz sizde. Evet, yavaş yavaş soruları alalım. Çok güzeldi, çok. Müthişti. Hiç ben nefes almadan dinledim. Çok Kesmek şükür. istemedim. Çok şükür. Evet. Plastik şişedeki suları nasıl iyileştirebiliriz hocam diye sormuşlar. Şimdi şöyle, plastik doğal olarak ölü bir malzeme, petrolden yapılmış ölü fosil bir malzeme ve su hangi kalıbın içine girerse nasıl ki onun şeklini alıyorsa içine girdiği kalıbın da frekansını da kendine kopyalıyor. Onun için çok canlı bir suyu bile biz plastik bir kabın içerisine koysak 4 ile 7 saat arasında tamamen ölüyor su. Önce burayı anladık. Peki şimdi tamam da ne yapalım? Şimdi dışarıda mecbur kaldık içeceğiz. İşte bilmem ne yaptık. İşte orada sürekli plastiğin içinde, plastik damacanın içinde sular geliyor. Bunlarla ilgili ben beden neyle beslenir diye bir YouTube videosu yaptım. Orada bazı aktarımlar var. Hani böyle bir yarım saatlik bunları anlatıyorum ama çok basit olarak şunu söyleyeyim. Şimdi yine her birimizin yani bir dağdaki hiç okumamış bir çobanın bile görüp seyrettiği bir bilgi var. Su dönerek hareket eder. Bakın. Yani hortumdan tutun suyu döner. İşte diyelim ki bir küveti bir şeyi boşaltın su dönerek bir helezonlar çizer. Suyun aslında böyle bir yapısı vardır. Bu suyun hafızasındaki canlılık bilimidir. Su bu şekilde kendine can verir. Ve şöyle düşünün. İşte bu hareket esnasında su kendini canlandırmayı becerir. Öyleyse şimdi biz de işte diyelim ki bir plastik şişede bir suyumuz varsa onu şu anda elimde de böyle bir şey yok içeride. Şöyle diyelim ki salladık. Salladık, salladık ve salladığımızda bir saniye. Şurada belki bir tane yapabilir miyim? Yarım. Şimdi burada bir tane gümüş suyumuz var. Evet. Şimdi bak, şöyle aldım. Şimdi şöyle baktığınızda ortasında böyle helezonlar çıkacak. Evet. Yani şöyle bir hortum yapacaksınız. O hortumda bir suya hafızasını hatırlatma ile ilgili bir şey yapacağız. Bağlantı kurduracağız. Onun dışında diyelim ki illa plastikte bir su bulunması gerekiyor. Şunu diyoruz. Önce kaynatın, sonra suyu dondurun, öyle için. Şimdi buradaki bilgi ne? Suyun bir hafızası var. Onun için o hafızayı ya kaynatıp buharlaştırarak elde edebiliyorsun, temizleyebiliyorsun. Ya da tam buharlaştıramadık, kaynattık ama. Kaynattıktan sonra dondurduk. Dondurduktan sonra üzerindeki yani ilk böyle bir yarım santimlik suyu yine döküyoruz. Orada bir toplanma yapıyor bir frekans. Döküyoruz. Ondan sonra onu içebiliyoruz. Tamam da şimdi herhangi bir yerdeyiz ve hiç bunların bir tanesini yapacak bir şeyimiz yok. Bir iki damla tuzlu su, bir iki tane kristal Himalaya kristal tuzlarından hatta
komut vererek bile yapabilirsiniz. Özellikle burada şu ile ilgili de şunu aktarayım. Şimdi tabii birçok kişi yatarken yanlarına su koyuyorlar. Doğru bir şey. Fakat şimdi orada birkaç tane yol ve sistem var. Çünkü su bütün enerjiyi alır kopyalar. Şimdi uyku enerjisini kopyalar yattığınız için. Onun için oradaki sularınızın üstünü kapatın. Ya da başka yol ve yöntemler var. Onu da şeyle anlatıyoruz. Dediğimiz gibi videomuz anlatıyoruz. Ama bunlar su ile ilgili basit şeyler. Aynı zamanda duygu ve düşünce frekansları yüksek olanlar suya komut da verebilir. Su canlı bir nesnedir. Onun için sizden gelen herhangi bir bilgi frekansını da alır ve kullanabilir. Evet. Hocam bir homeopat olarak bir şey ilave etmek istiyorum. Biz Evet. homeopatide hep böyle kapaklı şişe ise altına vurarak içeriz. Onun için alışkanlık yaptı. Ben tüm sularımı eğer pet şişede dışarıda içeceksem mutlaka 9-10 kere böyle altına vururuz. Yani en az 10 kez vurmak lazım. İkincisi evdeysek bir bardaktan ötekine ısrarla 3-5 kere dökülmesi lazım. Doktor Ayidin Salih, Allah rahmet eylesin, Gerçek Tıp adlı kitabı vardır. Orada çok detaylı anlatır canlı suyu Evet. ve ölü suyu. Su faz değiştirirken buhar, işte gaz hali, katı hali ve sıvı hali faz değiştirirken hafızasını yeniler. Onun için diyor ki eğer diyor Allah'ın bu muhteşem armağanı olmasaydı bütün denizler, ırmaklar, nehirler ve dünya gezegenindeki su bu kadar kan revan, bu kadar savaştan sonra insanları delirtebilirdi. Ama su ya, buharlanıyor, uçuyor, yağmur olarak geri dönüyor, kar oluyor, buz oluyor, dönüşüyor diye anlatır. Onun için suyun mümkün olduğu kadar işte dondurulması, kaynatılıp dondurulması, dondurulduktan sonra çözülmesi aynen o ırmaktan akan, yeni kaynaktan doğan su kadar şifalı gerçekten. Onun için bu çok güzel bir soruydu Evet. gerçekten. Şimdi şöyle mesela bizim Osmanlı şerbetleri ya da o Osmanlı'nın hani böyle gidin Anadolu'da böyle meyan şerbeti işte bir sürü yerlerde dikkat ederseniz onların böyle çok uzun bir ibriği vardır. Bakın. Aslında sırrı bildikleri için bu. Dedik ya iş suyu o spiral şekliyle götürebilmek. Yani şelalelendirebilmek. Şimdi yani o bardaktan bardağa aktarmakta da şey bu. Önemli olan o aktarılma esnasında bir taraftan oksijenlendirip evet ışıklandırıyoruz ama o döngüye girdiği andan itibaren su tekrardan yine o nano kümeli hafızalı hale geliyor. Onun için hani evet çok yükseklerden ve uzun bir şekilde suları aktarmak. Yani bunlar önemli ama şu var ki kendi gücüne güvenen ki her birimiz aslında bunu yapabiliriz ki suya sadece avucunuzla bir komutla istediğinizi ve dilediğinizi aktarabilirsiniz. Elime alıyorum. Beni şifalandır diyorum mesela. Yani, değil mi? Yani şöyle bir şey aslında. Her zaman önce bir boşaltmak, ondan sonra doldurmak doğrudur, değil mi? O zaman o mekanizmayı orada kullanmak daha doğru. Bizi hastalık korkusundan uzaklaştıran bir bilgi veya ritüel verir misiniz hocam demişler. Yani hastalık korkusu, gerçekten hastalık korkusu. Birçok insanda bu var hocam. Ölüm korkusu, korona korkusu, virüs korkusu. Yani bu korkularını nasıl ne yapalım? Hap gibi bir şey, hap gibi bir şey Evet. lazım. Şimdi öncelikle korkunun kaynağında bir şey kaybetmek var. Değil mi? Yani o kaybetmenin arkasında da bir şeye kendini sahip zannetmek var. Şimdi bakın ne kadar basit bir mantık kurduk. Yani sen bir şeyin sahibi olduğunu zannettiğinde o sahip olduğun şeyin elinden alınacağının korkusuna korku diyorsun. Peki oradan şu maddeyi çeksek. Yani sen zaten bu hayat içerisinde sana emanet edilenlerin sahip çıkıcısısın. Ve sen dilemediğinde
Sen istemediğinde hiç kimse senin elinden onu almayacak. Şimdi sadece bunun, bu anlattığımın farkındalığını ve eminliğini idrak eden için konu kapanmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki ya yani hap istedik de zaten o idrak gücümüz olsaydı bilmem, ama hap böyle bir şey işte. Ama bunu biraz açarsak, hani hapın içinde neler var dersek. Şimdi öncelikle Yaradan'a tam bir güven içerisinde. Ve bir insanın hayatta kendisi için faydalı olup ne sipariş ettiğini, hangi ifadeler ve hangi kelimelerle neyi çağırdığını ve neyi çağırdığında, buluştuğunda şükredebilme gücünde ya da onu dönüştürebilme gücünde olduğuna bir eminlik. Şimdi diyelim ki siz bir restorana gittiniz. Restoranda her türlü yemek var. Yani şimdi sen sadece ol dersin, sipariş verirsin. Ben dersin şöyle bir salata istiyorum. Tamam, sen şimdi salata istedin ama ya dur bakalım ya, şimdi bu girdik dünyanın en iyi restoranı şeyi. Hani Yaradan'ın yönettiği bir mutfak bu. Ya acaba benim istediğim gibi yapabilirler mi diye endişeye düşer misin? Ya işte hani Michelin yıldızlı bilmem neli süper bir mutfakta bu. Ya dur hatta gireyim bakayım. Şimdi iyi yıkadılar mı? Ben doğrayayım. İşte ben elimle karıştırayım der misin? Ol dersin, kenara çekilirsin. Onun için sağlık olsun dediğinde bu sağlığı yaratabilme gücü böyle bir şeydir. Eminsindir o restoranda sana en güzel şekliyle Michelin yıldızlı usta en iyi şekilde sofraya getirir, kendi elleriyle de ikram eder sana. Ama sen şüphe duyarsan, dakika başı dur ya bakalım o nereden gelecek, bilmem ne olacak, bunun bilmem sertifikası var mı? Yani Yaradan'a güvenmediğinde o salatanın tadı senin için kaçar. Sen o kaçmış tadı hastalık dersin, sorun dersin, problem dersin. İşte bu da bir nebze daha açılmış habın içindekilere giriş. Bununla ilgili zaten çeşitli yine videolarımız var. Özellikle korku ve endişeden özgürleşme ile ilgili. İnşallah çok yakında da ideal bedenle buluşabilme ile ilgili bir atölye çalışmamız olacak. Yani hem bir taraftan aşırı kilolardan, bir taraftan aşırı zayıflıktan, aslında her bir tanesinde insanın gerçekten sağlıklı bir bedenle buluşabilmesi ile ilgili böyle bir 5-6 saatlik böyle bir şeyimiz olacak. Atölye çalışmamız, meditasyonlu falan. İnşallah orada bedenleri, duyguları, zihinleri böyle daha sağlıklı ve daha iyi bir şekilde yapmanın yol ve yöntemleriyle buluşacağız. Bir soru daha İnşallah. alalım. Onu geçmiş İnşallah hocam. saat. Evet. Evet. Hocam şey su arıtma cihazları bunu ara soru olarak sorayım. Su arıtma cihazları kullansınlar mı? Tabii. Yani özellikle bu konuda bir sürü hem Japonya'da hem Çin'de, Kore'de çok iyi Kore şeyleri var. Araştırsınlar. Yani özellikle yani o negatif iyon verebilmesiyle ilgili bir taraftan diyelim ki suyun mineral değerlerini koruyabilmesiyle ilgili, bir taraftan suların nano kümeli yapabilmesi ve canlandırabilmesiyle ilgili. Evet yani çok şey var ama bunların en faydalı ve en iyi sistemini kurmak ve fark etmekte yarar var. Evet. Hocam çok çok soru var. Siz bir Bir soru tane alın daha alalım. dediniz. Şimdi Siz bir soru. istediğinizi alın. O kadar çok soru var ki canım hocam. Nasıl yapalım? Şöyle bir ortak bir şey. Sizin gözünüzün yani kestirdiği bir şey varsa. Ben misafirim. Çok Ne su, derseniz çok cevap lütfen. soru canım hocam. Peki su içmek istememek. Bunu sorayım bari. Peki, Bu şöyle çok diyelim. insanda var. Bakın. Madem su dedik. Evet. Şimdi aslında alamayanlar, hayattan almaya kendini kapatanlar su alamıyorlar. Çünkü su almakla bağlantılı. Vay canına. Şimdi özellikle
su içemeyenler aslında geçmişten bırakmaları gereken bir hali ve bir durumu bırakamadıkları için hayattan almayı reddedenler ve hayattan alamayanlar. Şimdi ikinci daha büyük daireyi. Öyleyse bunlar neyi bırakamıyorum diye bakacaklar. Ve o bırakamadıkları halin ve durumun onlara faydasını görerek, hizmetlerini alarak kabul edebildiklerinde o geçmişin kapısını kapatabildikleri anda hayattan yeni tatları, yenilikleri alabildikleri gibi su içmeye, suyu da içeriye almaya başlayacaklar. İşte böyle. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ay, ben çok teşekkür ediyorum canım hocam. İyi ki varsınız. Çok Ağzınıza şükür. sağlık, yüreğinize sağlık, Amin. ruhunuza sağlık. Gerçekten minnettarız. Çok teşekkür ederim. Çok şükür. Tam İnşallah böyle vaktiyle buluşacağız yine. inşallah en kısa zamanda ben tam yayını kapatmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum canlarıma. 24-25 Nisan'da bizde Asral Seyahat Eğitimi benim bu ilk İçinde bulunacağım bir eğitim olacak. Sevgili Bülent Şişen yürekli hepinizi bekliyorum canlar diyeceğim. Canım hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere en kısa Görüşmek üzere. zamanda. Çok Sizi çok teşekkürler. seviyoruz. Çok sağ olun. Canlara iyi Şifalı olsun. akşamlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşürüz.